Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmeler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerden karşılığımız, ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve Dünya Kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunda sunumuz. Qaynam istiklalar ekranımızda olsun. Amerika Muavin Maliye Ministeri Xitayga qaratmalıq hareket qollandığanlığını bildirdi. Amerika Muavin Maliye Ministeri Jay Shamba devletinin bihaterlik menfaatini qoğdaşı üçün Xitayga qarşı qaratmalıq hareket qollandığanlığını bildirdi. Fransiya Xalqara Radiosining 27 iyuldagi xabarida bildirilishicha, Amerika Muavin Maliye Ministeri Jay Shamba Kengash Palatasi Tashqi munosabatlar komitetiga sunilgan guvohlik so'zida iqtisodiy munosabatni uzishning Amerika bilan Xitoyga ofat xarakterlik oqibatlarini olib keladiganligi, shunday qilib buni ishqa oshirishning mumkin bo'lmaydiganligini ta'kidlagan. U yana shuni ta'kidlaymanki, qaratmiliqi bo'lgan davlat bexatarlik harakati yoki ta'minlash zanjirini ko'p xillashtirishga urinish tadbiri yiriklashishga vakillik qilmaydi. Adil va sog'lom bo'lgan iqtisodiy munosabat ham davlatga naf yetkazadi, ham Amerika ishchilari va shirkatlarini qo'llaydi degan. Jayshamba tashqi ishlar komitetiga zarur deb bilganda biz bir yurish qurollarini ishlatib, Amerikaning davlat bexatarlik nishonini amaliylashtiramiz. Amerika xalqini xatarning xavfidan qo'g'dash bizning vazifamizning yadrosi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyga qarshi maydonimizni aniq bildirib, oradagi uqushmaslik xavfini ozaytimiz degan. Markaziy xabar agentligining xabariga asoslanganda, Biden hukumatı Xitoy qatorliq davlatlarning chat elga salgan shaxsiy mablag'iga yangi cheklovlarni qo'yishni o'ylashgan. Kengash palatasi ilgari zo'r darajada qonunga tuzatish kirgizib, Amerika shirkatlaridan Xitoyning yerim o'tkizgich va sun'iy idrok qatorliq texnikalariga mablag' salganda federatsiya organlariga dokulat qilishini talab qilgan. Shambaning aytishicha, Amerika bilan Xitoy orasidagi ixtilofning asosiy nuqtasi Amerika Xitoyning ziyodi bozorsiz iqtisodiy harakatiga, shundaqla Xitoy rejimining buni haddidan ziyodi qo'llashiga qarshi turishni o'z ichiga oldigan bo'lib, Xitoyning bu harakati Amerika shirkatlarini raqobatda foydasiz o'ringa tushirib qo'ydi ekan. Shunga Amerika Xitoyning boshqa davlatlarga iqtisodiy majburlash shaklini olgan diplomatik harakat orqali davlatlarni jazolash maqsadida import yoki eksportni to'xtatish qilmishiga qarshi turdi ekan. Xitoyning Rossiyani harbiy aslahalar bilan ta'minlaganligi haqida dokulat e'lon qilindi. Amerika istixborot organi dokulat e'lon qilib, Xitoyning Rossiyani Ukraina urushida harbiy aslahalar bilan ta'minlaganligini oshkor qildi. Fransiya xalqaro radiosining 27 iyuldagi xabarida bildirilishicha, Amerikadagi demokratlar parlament a'zolari e'lon qilgan mazkur hujjatda Rossiya 2022 yil 2 oyida Ukrainaga besib kirgandan buyon Xitoy Rossiyaning texnik muhim iqtisodiy hamrohiga aylanganligini, turli iqtisodiy qo'llash mexanizmi orqali Beijing G'arbning Rossiyaga qaratgan jazosi va Rossiyaga qaratilgan eksport kontrolligining kuchini ojizlashtirgan. Maxfiy dokumentda ko'rsatilishicha, Xitoy-Rossiya ikki taraflik savdosining obort nisbati oshgan bo'lib, ikki taraf pul muomila apparatlari davlat ichida o'z davlatining pul muomila tizimini ishlatishni kengaytirgan. Bundan boshqa, Xitoy-Rossiyadan Yevropa turbi yo'li orqali tabiiy gazni o'z ichiga olgan importini oshirgan va Xitoy xalq puli bilan rasjot qilib, xalqaro pul muomila tizimidan ayrilib o'tishga yo'l ochgan. Dokulatning oxirida aytilishicha, Beijing Moskvani Ukraina urushida ishlatilgan bir qism puxraviy va harbiy uskunalar bilan ta'minlagan bo'lishi mumkin ekan. Garchi Xitoyning Rossiyani qo'llash ko'lamini mo'ljallash qiyin bo'lsa-mu, ammo Xitoy hozirgacha Rossiyaning tajovuzchilik harakatini oshkora ayblamagan. Dokulatda xalqaroning Rossiyaga qaratgan jazo va eksport kontrol qilish tadbiriga qaramay, Xitoy Moskva armiyasini Ukrainadagi urushni davomlashtirish uchun ishlatayotgan bir qism armiya va xalq ishlatadigan qo'sh iqtidorliq texnika bilan ta'minladi deyilgan. Tamojna xotirasida ko'rsatilishicha, Xitoy kompartiyasi iqtidorchiligidagi mudofaa shirkatlari Rossiyaga yiroqdan yo'l boshlash uskunalari, qoshilik qilish texnikasi va kurashchi ayroplan zapkastlarini to'shig'an. Amerika xalqaro sud mahkamasining Rossiyani tekshirishiga moslashishni qaror qildi. Amerika prezidenti Biden xalqaro jinoyatlar sud mahkamasining Rossiyani tekshirishiga hamkorlashishga qo'shildi. CNNning 27 iyuldagi xabarida bildirilishicha, Amerikaning bir amaldori prezident Bidenning xalqaro jinoyatlar sudi bilan hamkorlashib, Rossiyaning Ukrainadagi urush jinoyatiga oid isbotlarni birlikda tekshirishga qo'shilganligini va Amerikaning munosabatlik organlarini dalil isbotlarni o'rtoqlashishga buyurganligini oshkorlagan.
bu işten haberdar kişilerin eğitişçe bu karar Amerika hükümeti netçe ay münazır kılgan deyinkiyen çıkırılgan. Əsildi 5 burcaklık bina bununla karşı polisiye bildirip gelgen bolup, Xalqara Cinayişler Sot Mahkemesi bilen bolgan hemkarlıq çet elde duruşluq Amerika əskerlerini siyasi cahettin ayıplashki yol içişi mümkün dep qarğan. Bildirilişçe Amerika Xalqara Cinayişler Sot Mahkemesi'ge əza əmes bolup, Biden'nın bu kararı tarihi buruluş hesablandıken. Bu Amerika'nın Xalqara Cinayişler Sot Mahkemesi bilen tüncü qıdım, fikir ve ispatlarını hem bahirleşirken. Haberlerde kayıt kılınışça Amerika istihbarat toplaş mekanizmi ve başka yollar arqalıq münasibetlik ispatlarına erişken bulup, Amerika ortaklaşıdığan fikirlerinin mezmuni Xalqara Cinayişler Sot Mahkemesi teftişlerinin talebige bağlıq iken. Bu haber tüncü qıdım New York Vakti Gezisi tarafından ilan kılıngan. Eğitilişçe Biden hükümeti bir gün ilgiri parlament azalarına uxturuş tarqatgan. Ama Aksaray Xalqara Cinayişler Sot Mahkemesi bilen bolgan hemkarlıqnın konkret tepsilatlarını aşkarlaşını rad kılgan. Avrupa İttifaqı Kur'an-ı Kerim'ge kılınğan hücumunu ayıpladı. Avrupa İttifaqı Taşqi Münasibet ve Bihaterlik Siyaseti Ali Vekili Josep Borrell, Şivisiya ve Daniyada Kur'an-ı Kerim'ge karşı elip berilgan hareketinin dini öçmenlikini kozgaydıganlıqını ta'kidledi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Josep Borrell, Şivisiya ve Daniyada Kur'an-ı Kerim'ge karşı elip berilgan hareketinin keyin elan kılgan bayanatıda dini öçmenlikini kozgaydıgan herkandaq hareketini rad kılganlıqını jakarlıgan. Borrell bayanatıda Avrupa'daki bir kısım kişilerinin nurgun Müslümanlarga azar bergen kılmışlardan keyin Avrupa İttifaqı her xil şekildeki dini öçmenlik ve çidimaslıqı quturatquluq qilishini qat'iylik bilen rad kılıdıganlıqını tekrarlaydı degen. Borrell dini cemiyetlerge hürmet kılışının Avrupa İttifaqının kıymet karışının bir kısım ihkallikini tekitlep, Kur'an'a ya ki herkandaq muqaddes kitabkı hürmet kılmaslıqının uçuk aşkarı iğvagerçilik ihkallikini bildirgen. Borrell irqi kemistiş, çetelliklerge öçmenlik kılış ve çidimaslıqının Avrupa İttifaqıda uğrunu yoxluğunu tilgi elip, biz devlet işi ve sırtıda dini erkillik ve fikir erkillikini devamlı kollayımız. Ama kanunluq bolgan hemmin arsa ahlaki bolmaydı. Hazır öz ara düşünüş ve hürmet kılıdığan peyittir. İğvagerlerinin bu kılmışları pekat bizni ve cemiyetimizni bölüşkü urnuvatkallarının menfaatige hizmet kılıdı, degen. Türkiye BDT'nin mukaddes kitaplarga münasibetlik kararını karşı aldığanlıqını bildirdi. Türkiye BDT Umumi Kengişinin mukaddes kitaplarga karatılgan zoravallıqını xalqara kanunga xilaplıq kılgallıq dep itiraf kılış ve bu xil kılmışlarını qattıq ayıplaşını mezmun kılgan karar lahisini karşı aldığanlıqını bildirdi. Türkiye Avaz Radyosu'nun haberde kayıt kılınışça Türkiye Taşqi İşler Ministerliği BDT Umumi Kengişinin mukaddes kitaplarga karatılgan barlıq zoravallıq kılmışlarını xalqara kanunga xilaplıq kılış dep bekitken kararı doğrusu yazın bayanat ilan kılıp, biz BDT Umumi Kengişinin 23 yılı 7 ayının 25 gündeki mukaddes kitaplarga karatılgan barlıq zoravallıq kılmışlarını xalqara kanunga xilaplıq kılganlıq dep qarğan devletimizme avaz koşkan halde ortak sunulgan karar lahisini kubul kılganlıqını kızgın karşı alimiz degen. Bayanatta mezkur kararının yakından buyan Şivisiya, Daniya ve Gollandiya'da sakçılarının himayesi astıda Kur'an-ı Kerim'ni köydürüş kılmışlarına ruhsat kılınışıdak işlerinin aldığını eliş cihette muhim ehemiyetki iki işkerlikke işaret kılınıp, xalqara cemiyetinin milyardlarca Müslümanını bir aram kılgan bu xil üçmenlik cinayetige karşı keskin hareket kılışı şart degen ibarlarga uğrun berildi. Bayanat yana Türkiye'nin İslam düşmanlıkiga karşı turuştaki mesuliyetini devamlı ada kılıdıganlıqı ta'kidlengen. BDT Umumi Kengişi 25 iyul mukaddes kitaplarga karatılgan zoravallıqını xalqara kanunga xilaplıq kılganlıq dep itiraf kılış ve bu xil kılmışlarını qattıq ayıplash karar lahisini maqullagan idi. Xitay Antony Blinken'nin agahlandırışlarına cevap qaytırdı. Xitay Taşqi İşler Ministerliğinin bayanatçısı Mao'nun Amerika Taşqi İşler Ministeri Antony Blinken Tonga'nı ziyaret kılganda Xitay'nı agahlandırışına cevap qaytırdı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe, Xitay Taşqi İşler Ministerliğinin bayanatçısı Mao'nun Amerika Taşqi İşler Ministeri Antony Blinken'nin agahlandırışlarına cevap qaytırıp, Tinch Okean aralları hiç qandaq devletinin arqa bağçısı emas dedi. O kündelik ahbarat ilan kılış yığınıda Antony Blinken Tonga'nı ziyaret kılganda aytqan, rayonda Xitay'nın faaliyetleri köpeygen siri mesele peyda kıldığan kılmışlarımı köpeydi degen sözlerge qarata, Tinch Okean aralları hiç qandaq devletinin arqa bağçısı emas. Amerika'nın Tinch Okean aralarının terakkiyatı üçün samimi yardımlarını kılışını, bu devletlerinin mukim terakkiyat nişanıgı yetişige yardım kılışını ümit kılımız, dedi.
Amerika Dışişleri İşler Ministeri Antony Blinken Tonga rehberleri bilen görüşkende Xitay yaxşı hükümetlerinin başkuruşuğa buzgunçilik kılış ve çiriklikke kutratkuluk kılış arqılıq bulançılık karakterlik iqtisadi faaliyetler hem de meblağ selişlerinin arqısıdı turmaqta degen idi. Mao'nın Blinken'nin yukarıdaki sözlerine cevap kaydırıp, Xitay'nın herkandaq bir devlet bilen nüfuz, təsir körüstüş, ya ki atılmış coğrafiyelik, stratejilik mevcutluk veya ki təsir daire talışış üçün rekabetleşiş niyeti yok, deyip bildirildi. Müdafiye Ministerliği yakınki bir hafta içinde 44 terörçinin yoqtulğanlığını bildirdi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilmişçe, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Müdafiye Ministerliği'nin Akbarat ve Ammevi Münasvet Meslehacisi Polkovnik Zeki Aktürk paytaxt Ankara'da muhbirlerini kütüveleşiğini ötküzüp, yakınki bir hafta içinde yoqtulğan terörçiler sanı hakkında malumat verdi. O sözüde Irak ve Suriye'nin şimalini özüçük alğan terörizmge karşı küreş rayonlarda 1 yanvardan bu yan 44 nəfəri yaqınqı bir həftə içində bulub, cəmi 892 terrorçi ucuqdurıldı. 2015-ci ilin 24-cü iyuldan bugünkü bolğan jarayanda 38235 terrorçi yoqtuldu, dedi. Hörmətli görmələrimiz, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz bu yerdə axırlaşdı. Ətik proqramımızı görüşkəcə, aman boğa istər. Assalamu alaykum və rahmatullah.